Merhaba canım arkadaşlarım bir tanelerim dostlarım nasılsınız iyi misiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz sesli gazetemize bugüne en kaç oldu 3 3 Mart 2024 pazar hepinize güzel pazarlar umarım güzel bir kahvaltı yapmışsınızdır güne güzel başlamışsınızdır gerçi çoğunuz için yani %60'ınız için bu videoyu seyrettiğiniz saatlerde akşam yemeğini yiyor belki de yemiş olacaksınız Şimdi canım arkadaşlarım Sesli Gazete'ye geçeceğim ben. Sesli Gazete'ye geçmeden önce bir şey diyecek miyim diye bakıyorum. Demeyeceğim yine aynı şeyler işte like'tır şudur budur onları ihmal etmeyin arkadaşlar. Unutmayın ben Sesli Gazete'ye geçeyim bakalım bugün neler varmış. Evet şurada seçimlere Kaç gün kaldı? 27-28 gün kaldı. Seçimler yaklaşırken adaylık yarışı da kızışıyor. Özellikle Murat Kurum'dan itibaren. Özellikle. Özellikle yani %80'i falan Murat Kurum'dan itibaren. Vaat adı altında götünden büyük <laughs> osurarak böyle şunu yapacağız, bunu edeceğiz falan gibi şeyler. Komik tabii yani dışarıdan baktığın zaman güzel, hoşuna gidiyor. Eğlenebileceğin, üzerine konuşabileceğin, üzerine işte komedyenlerin, stand-upçıların çıkıp pek çok söyleyebileceği malzemeler veriyorlar. Bu açıdan Türkiye gayet zengin bir ülke. Şimdi Murat Kurum işte şarkı söyledi, türkü söyledi, neler neler yapmadı. Alevi derneği ziyaret etti, ülkücülere gitti, oradan Kürtlere gitti, Kürtçe konuştu, iki kelime etti vesaire. Neler yapılmadı ki yani, neler yapılmadı. Şimdi dün de çıkmış yine bir yerde bir meydanda konuşuyor. Orada diyor ki 8 kilometre İmamoğlu'nu suçluyor yani İmamoğlu diyor ki daha, daha 8 kilometre yol yapabildi diyor. Şimdi İmamoğlu 8 kilometre yol yapabildi. Neyse siz daha doğrusu yaptırmadınız adama. İşte adam kredi istedi otobüsler için bilmem ne falan Ulaş, ulaşım rahatlasın falan diye. Yani adama yaptırmadılar. Ee, bunun ceremesini İstanbullular çekiyor ama AKP için İstanbulluların o ceremeyi çekmesi çok mühim değil. Biz orada değilsek herkes özün gebersin mantığındalar. Kendi kurumuna düşman bir zihniyet AKP yani belediyesidir bilmem nezidir bizden değiliz hepsinin Allah belazını versin sadece biz orada olmalıyız gibi. Şimdi Murat Kurum da <laughs> çıktı işte da, şey orada ilk önce dans etmiş çift etelli mi ne bir şey oynamış orada zaten yıllardır göbek atıyorlar. 8 kilometreyi 8 metre sanarak adımla ölçtü. Yani 8 kilometre yol yaptı ya diyor 8 kilometre diyor. Bak 8 kilometre ne biliyor musunuz diyor. 1, 2, 3, 4, 5, 8'e kadar sayıyor. İşte bu diyor. İşte bunu binle çarpın. Şimdi karşıdaki kitlenin kendisini dinlemeye oraya gelen kitlenin ne kadar gerizekalı olduğunu o da biliyor o kadar geri zekalılar ki ben ilk önce bunlara 8'in ne olduğunu anlatmaktan başlayayım diye ilk önce 8'i anlatıyor. Bak bu 8 bunu 1000'e çarpacaksın işte 1 kilometre 1000 metreden oluşur filan gibi. 8 kilometreyi böyle anlatıyor. 8 kilometre adam ya böyle. E, yani o, o yapamadıysa sen nasıl yapacaksın? Yani o yapamadı. Sen nasıl yapacaksın? bütün imkanlar önüne dizilecek, önüne serilecek ümmetinin isim. Lan zaten metrosudur, bilmem nesidir, yıllardır diyorsunuz bir de ona da çöktünüz. Ulaştırma Bakanlığı, bunu Ulaştırma Bakanlığı. Nerede bir meyve varsa o bizim meyvemiz, yani bizim sayemizde oldu. Nerede olmayan ham bir meyve varsa, çürük bir meyve var, bizden değil onlardan oldu. Sulamadılar ağacı ondan sonra işte çürüdü. Hep bu adamlarda. Nerede da devam ediyor bir sürü var böyle saçmalıkları. Bu arada Turan Çömez arkadaşlar şimdi bu İyi Parti'ye geçti galiba. Bir yere gidiyor orada bir e, Siirt'te arkadaşlar. Kaç diyor 200 dönüm mü diyor 20 bin metrekarelik bir alan mı böyle devasa bir şey. Şimdi videosu var seyredersiniz isterseniz. Burada e, AKP'li vekil sannediyorlar bunun yanında bir adam var adam Mısırlı. Oraya işte almış çökmüş neyse bir de vatandaşlık vermişler adama. Şimdi oy da kullanacak ümmetinin liderine ümmetinin lideri canım benim cicim benim filan deyip duruyor orada. E, Turan Çömez'i tanımıyorlar. Turan Çömez'i AKP'li vekil gibi işte. Ondan sonra bir telefona bağlıyorlar e, o adam hakkında konuşsun diye yani C tercüman değil yani o izah ediyor durumu işte bir şöyle oldu bu adam orayı satın aldı bilmem ne falan diye işte başka yerde var mı diyor orada da var diyor sağ olun diyor milletvekilim diyor sizin sayenizde bizim sizden diyor isteklerimiz var falan diyor. Ee, Turan Çömez de olayı idrak ediyor. O da sanki AKP'li milletvekiliymiş gibi konuşmaya devam ediyor. Evet diyor memnunsunuz değil mi diyor Metin'in liderine. Çok memnun, çok memnun. Var mı başka bir isteğiniz falan diyor. Şunları şunları izliyoruz diyor. Başka yerde de var mı diyor sizin arazileriniz. Evet diyor şurada da var diyor. Bir orada da bir 30 bin dönüm var falan diyor. Neyse işte kaç dönümse. Baya devasa bir şey. Yani şimdi tarım ve hayvancılık diyoruz. Tarım ve hayvancılık şimdi böyle ülkenin topraklarını sağa sola peşkeş çekiyorlar. Ee, orada işte hayvanın otlayabileceği meradır şudur budur onlar daralıyor tabii ki. Adam artık öz, orayı ilhak etmiş neyse özel alanı haline getirmiş oraya sokmuyor. E yok ondan sonra o ülkede hayvancılık da gelişmez, tarımda gelişmez, o da gelişmez, bu da gelişmez yani. Adam diyor ki bir de utanmını bize yol yapın diyor biz oradan oraya diyor 5 kilometre yürüyoruz diyor. Sayın vekilim falan diyor tamam diyor falan ya işte bu e, mikro boyutta düşünün yani mesela Allah'ın bir mısırlısı gelmiş ona vermiş ki bunların büyük yandaşları var mesela işte beşli çeteden bu adamların neler olduğunu biz sadece gözümüzle görüyoruz yani bu evrenin hani görünen bir tarafı var ya galaksileri falan görüyoruz bu sadece gördüğümüz bir de görünmeyen tarafı o çok daha devasa bir şey yani Yüzde biri bile değil, binde biri bile değil yani bizim insan İnsanoğlunun görebildi o evrendeki o yıldızlar bilmem neler o işte 3000 ışık yılı öteden gelen ışıklar filan gezegenlerin filan o sadece görünebilen tarafı. İşte bu da böyle AKP içinde böyle AKP Türkiye'de bu AKP işte 100 milyar dolar, liralık işte bilmem nesini sildiği zaman işte Cengiz'in vergisini bu sadece gördüklerimiz daha görmediklerimiz neler var Şimdi böyle bir ülkede ekonomi de gelişmez, bilmem ne de gelişmez. Enflasyon da artar, artar, artar. Artar yani. Döviz de artar, her şey artar. Adamlar da düşün yani sadece bir Mısır'la bunu yapıyor. Ümmetinin lideri o da çıkmış diyor ki Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma eksikliklerini telafi ettiğimiz gibi <laughs> ettik artık hiçbir şey kalmadı, bir sorun kalmadı. Demokrasi adına bir sorun görüyor musunuz Allah aşkına? Onun, o, o artık o rafa kalktı. Demokrasiyle alakalı bir sorunumuz yok bu cepte tamam mı o bir demokrasi öyle bir kimse bundan şikayet edemez. Şikayet ederseniz FETÖ'cü PKK'cı teröristsiniz hainsiniz. Telafi ettiğimiz gibi başta emeklilerin yaşadıkları olmak üzere. e ee, Bugünkü sıkıntıları da biz çözeceğiz. <laughs> ne zaman? 2038'de. 22 yıldır çözemediğin şeyi bugün mü çözeceksin? Onu da biz çözeriz. Biz sen sıkıntı çözen bir adam değilsin. Sıkıntı yaratan bir adamsın. Kendin sıkıntısın zaten. Hepiniz varlığınız bir sıkıntı ülkeye, kainata. Sıkıntısınız. Sen sadece sıkıntı yaratıyorsun. Sıkıntı çözmek gibi bir derdin yok senin. Sadece kendini ilgilendiren sıkıntıları çözebiliyorsun. Yandaşlarını ilgilendiren sıkıntıları çözebiliyorsun. Ne çözeceksin? Ya oradan bir, kendine bir rant getireceğini bilsen. Mesela son artık bir ramak kaldı. Eğer emeklerin maaşlarını arttırmasan sen bu e, şeyi kaybedeceksin. Hükümeti düşecek kaybedeceksin mesela. Bunu bilsen kesenin ağzını açarsın. Sıkıntılar çözecekmiş. Dediğim gibi bu belki de artık hani bu bundan sonra bir tane daha seçim olur. <laughs> bir sıkıntı varsa onu da biz çözeriz. Çözülmüyorsa da çözülmez yani. Ne yapalım canım? Zaten çözülmeyen bir sıkıntı yok demektir. Biz çözmediysek bir sıkıntı öyle bir sıkıntı yok. AKP için öyle. Özgür Özel evet. Bu da Murat Kurum gibi yani çok da fark görmüyorum. Ne dediklerini bilmez hale geldiler bunlar. Herkes bir şey oldu ya, bir mecnunlaştı yani Türkiye'de. Bedelli askerlik yapanlardan o istemediğini açıklıyor adam orada konuşuyor. Türkiye'yi sevenlerden o istiyoruz biz. Bedelli askerlik yapanlardan istemiyoruz biz. Vatanını seven insanlardan o istiyoruz. Yani ben verebilir miyim? Askerliğimi yaptım ben 5 ay 22 gün Polatlı'da topçu tugayında. Herkes duysun, bilsin. Kısa dönemde yapmadı. Param olsaydı yapardım tabii ki. O dönemde öyle bir şey olsaydı yapardım. Niye de yaptım onu da düşünüyorum. Keşke yapmasaydım falan. 5 ay 22 gün çok vermişim ben. Ee, bu ne demek yani şimdi vatanını sevmiyor mu demek oluyor? Yani AKP'lileri bir köşeye koyuyoruz. Tamam AKP'leri anlıyoruz. Onlar öyle. Ulan sen çıkıp şimdi bedellerden şey istemiyormuş. Oy istemiyormuş. Yani bedelli yaptı diye adam vatan haini mi oluyor? Ya askerliği yapmak yapmak istemek farklı bir şey. Yani askerliği bir ay yapmak istediğin zaman. Şimdi bizim meselemiz şu AKP'liler ne diyor? Baba biz diyor vatanı çok seviyoruz. En çok biz vatan vatanperveriz. En çok bilmem neyiz. Askerimizi Gazze'ye gönderelim. Şuraya gönderelim bilmem ne falan diyorlar ya bunlar. E bunlar diyorlar. E kardeşim zaten madem çok heveslisin askerliğini git yap o zaman. Bu denir. Ama senin çıkıp şimdi böyle AKP ağzıyla yok işte bedelli askerlik yapanlar ülkeyi az sevenlerdir. Ya böyle bir kıstas mı var? Bunu nereden, nereden uyduruyorsun? Nereden çıkartıyorsun yani? hep bir saçmalık olabilir mi ya? Bu özgür... lan Türkiye'de kime böyle lan? Yani aklı başındadır filan özgür özel için bunu demedim de. Hayır, her şeye rağmen bunların... ilk önce bizim onu söylememiz... söylemeden önce onların düşünmesi lazım. Biz CHP'yiz artık hani... Türkiye'de zaten olup biteni biliyoruz. Türkiye bunlardan 22 yıldır çekiyor. Biz onlar gibi olmayalım. Onların kullandığı dili kullanmayalım. Onlardan farklı şeyler konuşalım. Daha yapıcı şeyler konuşalım. Dallama çıkmış. Askerli, şey, paralı askerlik yapanlar, kısa dönem yapan neyse işte o bir askerlik yapanlar. Vatanı az seviyorlarmış da. Onlar milliyetçi olmuyormuş da neyse işte. Onun için biz onlardan o istemiyoruz. Allah'ım yarabbim. Askerlikten Hı. kaçmakmış bile. Kaçabildiğiniz zaman kaçacaksınız tabii. İstiyorsan kardeşim askerlik yapmak gidersin. Ben askerliğimi niye yapacağım? Askerliğimi niye yapacağım yani? Yani ben çalışıyorum, üniversiteden mezun olmuşum, iş bulmam lazım bilmem ne. Askerliğimi niye yapacağım? Yani onun askerlik yapmakla vatana hizmet oluyordu. Çok vatanı sevmiş mi oluyorum, vatanperver mi oluyorum ben? Askerliğimi yapacağım hayatımdan 6 ay, bir sene, bir buçuk sene gidecek kaybolacak. Ondan sonra alacak ben mühendis bilmem ne onları da çok gördük ki gönderiyorlar doğuya. Adam mühendis doktor hayatında eline bir tabanca almamış sapan bile almamış şimdi cepheye gönderiyorlar ölüyor. Kimin için? Ümmetinin lideri için. Evet Murat kurum saçmalamaya devam ediyor. Aynı yerde aynı yerde konuşuyor. Sen rakip senin rakibin kendinsin yani diyor. senin rakibin kendinsin demek şey İmamoğlu da söylüyor sanki şey gibi e, yerici bir sözmüş gibi söylüyor. <laughs> bu onu bilmiyor adam. Benim tek rakibim kendim dediğim zaman bu benim için bir övgüdür yani. Yani seni iplemiyor mu? Bu demek. Senin rakibin kendisi de öyle. Senin onun rakibi o işte. Sen aslında rakip değilsin. Sonra diyor ki sen kendine aynaya dön bak. Aynaya dön bak. Ben işte Prompter yok bilmem doğaçlama yapıyor galiba doğaçlamaları ancak bu kadar aynaları da yok bunların tamam ondan sonra daha da ileriye gidiyor ayranı yok içmeye aynadan ayrana geçiyor filan duruyor ne diyeceğini bilmiyor geri adım atsam geri vites mi yapayım başka onu nereye bağlayabilirim orada <laughs> tıkanıyor kalıyor filan böyle sana insanlar buna ne vaat ettin? niye ben sana oy vermem için hani düşünen bir beyin olsan Murat Kurum'a karşına çıksa Murat Kurum dersin ki sana oy vermem için bana geçerli üç sebep söyle. Yani adam yol yapacağım. Bilmem ne yapacağım. Bunları zaten yapman lazım sen belediye başkanısın. Hani bunlar sanki vaatmiş gibi Türkiye'de değil mi? Çok tuhaf. Benim işte hep böyle Fark o gelişmiş bir toplumla gelişmeyen bir toplumda Gelişmiş bir toplumun kritik seviyesi de ona göre oluyor Adam diyor ki insanın gelişmişlik arıyor Bu Ya işte Paris Belediyesi Sen Paris Belediyesi kardeşim işte Elektrikli arabaları daha çok kullanılır hale getireceksin Peki diğer arabalar ne olacak? Bunun çözümü ne? Trotinetler onları kaldırdılar İşte bisikletler Bisiklet yolu yapıyorsun, yolu daraltıyorsun. Peki arabalar nereden gidecek? İnsanlar e, soru soruyorlar. Bunun cevabını alamayınca ona oy vermiyorlar. Kimse de bu sorular karşısında hiçbir siyasi de kaçamaz. Hiçbir aday da kaçamıyor yani. Şu anda mesela bundan sonraki seçimlerde COVID zamanıydı. Belediye seçimlerinde çok az bir katılım vardı COVID'den dolayı. Çok aşırı az katılım vardı. Yüzde 19 muydu neydi yani düşünün. Öyle almıştı Hidalgo bu seçimlerde bir de aday olsa alamaz. Partisi zaten hiç alamayacak. Orası kesin. Evet Hulusi Kokar. Hulusi Kokar demiş ki bir ülke için en büyük yatırım gençlere yatırım. <laughs> gençlere gençlere yatırım ve gençleri yatırım. Hapishanelere gençleri yatırım. Sen çok seversin. O kadar e, yüzlerce binlerce harp okulu öğrencisini şey diye darbeci diye terörist diye er er da dahil olmak üzere bu ülkede hapislere yatırdınız yani. Gençlere yatıp çok düşünür ya gençleri kendisi. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelen TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Kokar, sözde Ermeni soykırım iddialarını ABD belgeleriyle bir kez daha çürüten doktora tezi olan ve TTK tarafından kitaplaştırılan Harvard Askeri Heyeti raporu üzerine konferans gerçekleşti. Çok da bir bok biliyormuş gibi sanki tarihi mari çok biliyormuş gibi. Ermeni bilmem ne çürüten e bit şimdi olmadı mı yani yani zamanında iddia şi, neydi iddiaçılar yapmadılar mı yani bu bir buçuk milyon iki milyon Ermeni'yi bir yerden bir yere sürdüler sür, sür sürürken çok daha fazla Ermeni bunlar öldü öldürüldü falan bunlar olmadı yani değil mi yani bugün ülkesinde kendi yüz binlerce insana sokakta yürüyen her on kişiden birisine hukuki bir işte süreç başlatılmış, takibata uğramış. Bunu yapan o kadar çoluğu çocuğu hapse atan bir zihniyet o gün Ermenilere bunu yapmayacak yani. Yani çürütülmüş bir de. Bitmiş gibi şart şey onu kimsin tamam konuşmaya gerek yok bunu yani. Bir de şeylere de kapatıyor yorumu. Ee, tweet'i de kapatıyor yani kimse kim, kimse yazamasın edemesin diye. Maliye Bakanı Mehmet, <laughs> Mehmet Şimşek, Murat kardeşimiz gelirse metro yapımı hızlanırsa herkes kazanır, şirketlerimiz kazanır. ha bu metroları şey yapınca olmuyor, değil mi? Başka birisi yapınca olmuyor. Sadece Murat kardeşimiz o metroları yapınca, onu korkutuyor yani. Ab altından sopa gösteriyor, onu dinleyenler artık iş adamları mı? Neyse, onlara diyor ki yani iş adamlısınız siz, ee, hani böyle işlerinizin düzenli tıkır tıkır işlemesini istiyorsanız bir yerden bir yere gitmek istiyorsanız size ne lazım? Metro lazım. Metro lazım o zaman metro yapan biri lazım. Kim? Murat Kurum kardeşimiz. Yani siz bir burnunu sokmasanız olmaz. Ekonomi. Sen ekonomiyle ilgilen. Yani git bakansın sen. Yani sana ne yani? Senin üzerine vazife mi? Yani zaten Tayyip yeterince <laughs> her yerde miting yapıyor. Bir de siz burnunuzu sokmayın ya. Yani. Şirketlerimiz kazanır. ABD Gazze'ye havadan gıda yardımı dağıtmış. ABD Gazze'ye havadan niye yardım dağıtıyor? Çünkü yol yok. Yol, gö yol götürecek bir yol yok. Yolların hepsi bombalandığı için veya neyse olsa dahi. Sen şimdi bunu atıyorsun oradan. Sanki çok güzel bir marifet etmiş gibi. Ee, atıyor ondan sonra onların başına insanlar üşüşüyor. Onu artık e, aç yani orada milyonlarca insan kaç milyon bir buçuk milyon iki milyon insan aç onu yemek için başına üşüşüyorlar orada bir dağıtım yok ee, yani ondan sonra o Arbede'de işte İsrail ordusu neyse görüyor onlara ateş ediyor öldürüyor filan e saçma bir şey mi gıda dağıtımı mı olur yani gıda yardımı mı olur? Yani gidersin insanlar sıraya girer. Neyse yani. Öncelikle işte çoluk çocuk hamile kadın yaşlı. <laughs> CHP'nin kiraladığı reklam panosuna AKP'ler <laughs> afiş yazmış arkadaşlar. <laughs> ya, ya bu kadar böyle yani bari ya çok büyük hırsızsınız yani çok büyük hırsızsınız da böyle ufak şeylerle uğraşmayın artık ya. CHP bir tane pano kiralamış, panoya gitmiş. Panoya gitmiş, AKP'ler afiş asmış arkadaşlar. Ee, CHP'nin kiraladığı reklam panosuna AKP'liler afiş astı. İstanbul'un Sultan Gazi ilçesinde CHP tarafından kiralanan ve ödemesi yapılan reklam panolarına AKP'nin Sultan Gazi ilçesi adayı ile İstanbul adayı Murat Kurum'un afişleri asıldı. Sultan Gazi'de CHP'nin parasını ödeyerek kiraladığı reklam panolarının AK, panolarına AKP afişleri asıldı. Söz konusu panolara AKP Sultan Gazi adayı ile Murat Kurum'un afişlerinin asıldığı görüldü. Kısa dalgada yer alan habere göre CHP üyesi avukat Şeyda Keçeci gönüllü olarak Sultan Gazi'deki çalışmalara destek verdi, verdiğini belirterek reklam panolarına ilişkin şu bilgileri verdi. Uğur Mumcu Mahallesi bilmem ne bilmem ne. Geçen şey ne diyordum? E, kim diyordu lan onu? Hangi AKP'li diyordu işte? CHP'liler işte astırmıyorlar bilmem ne filan de öyle. Murat Kurum diyordu galiba bunu. Bana ya. Lan bu kadar mı alçalsınız ya? Tamam çok alçaksınız da yani. Lan her şey yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda. Devletin tüm imkanları partinin değil bak devletin tüm imkanları size seferber edilmiş. İnce orada reklam parasına çökmüş adamlar. Temel Karamoğluoğlu'ndan Murat Kurum'a sert tepki. Gazeli mazlumların acılarını yerel seçimlere alet etmek ahlaksızlıktır, seviyesizliktir, vicdansızlıktır. Aferin iyi demişsin. Karamollaoğlu uzun zaman sonra iyi bir şey söylemiş. Evet, aynen öyledir. Ahlaksızlık, seviyesizlik, vicdansızlık. Ama onların e, şeyi o, tanımlayan o yani, tanımlayan adjektif. Sonra e, bir tane adam Volvo ile geliyor, kör taklitli yapıyor arkadaşlar. Görme engelli numarası yapan adam Volvo aracıyla işe çıkarken kameraya yakalandı. Körüm diye dileniyor adam. Volvo ile geliyor. Yani kör dilenci ama Volvo ile geliyor falan. Sonra fark ediyor kendisinin çekildi yani video kameraya alındığını falan ondan sonra <laughs> biniyor adam hiçbir şey olmamış gibi gidiyor. İşte bu tabi işte dediğim gibi demin mikro ölçek var ya mikro ölçekte şimdi görme engelli numarası yapan e, Türkiye'de biliyorsunuz Türkiye'nin başındaki adam Müslüman numarası yapıp milleti kazıklıyor yani kendisini Müslüman gibi gösterip işte sabah köründe siz insanları görüyorsunuz sokakta yürüyorsunuz siz camiye gidiyor sabah namazına gidiyor sen ne diyorsun ama aslında onlar mahalleyi soyan soyguncular. Bu adamın da böyle böyle bir ülkede dilenci numarası yapması, kör numarası yapması, kör numarası yaparak dilencilik yapması çok da bir tuhaf değil arkadaşlar. Ben şimdi gideyim. Kendinize iyi bakın siz, bitsin sesli gazetemiz, özgür olun, özgür kalın. Yarın bir gün, yarın 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 görüşürüz inşallah. Ee, selametle canım arkadaşlarım benim.